Ah, oğlum günaydın. Günaydın anne. Defne yok mu? Göremedim. Yok anne, dün akşam babasında kaldı. Bugün gelir. Bir sorun yok değil mi oğlum? Yok anne. Sen en son ne zaman konuştun onunla? Dün konuştum. Ne oldu? Ha, yok bir şey oldu, merak ettim. Merak edecek bir şey yok. Sadece babasını özlemiş, o kadar. Bile bile yaptım. Hepsi bir olup beni kandırdılar. Kıymet Hanım. Günaydın. Günaydın. Biliyorsunuz yarın Nazlı hastaneden çıkıyor. Haberim var. Ben de diyorum ki gidip Nazlı için alışveriş yapsam, ona hediye alsam olur mu? Vallahi kızın başına bunca gelen şeyden sonra korkuyorum ben doğrusu. Tamam, Halil'e haber ver. O seni bırakır. Teşekkür ederim. Kahraman Bey, bir de ben o günden sonra annemi hiç görmedim biliyorsunuz. Çok özledim onu. Görmeye de gidebilir miyim? Avukatla konuşurum ben. Ayarlamaya çalışırız. Teşekkür ederim. Kıymet Hanım, Nazlı buraya gelince ne olacak? Yani bebek. Yavrum, bunca kişiden saklıyoruz. Nazlı'nın da haberi olmayacak. Peki karnım büyümeye başladığında ne olacak? Zamanı gelince düşünürüz. Anne. Ne oldu kızım? Anne neler oluyor bana hemen söyle. Neden bahsediyorsun? Elif'in karnındaki bebeğin annesi kim? Neden bahsettiğini anlayamıyorum Defne. Anne bebek kimin diyorum? Cevap verin bana. Kendine gel Defne. Benimle böyle konuşamazsın. Tek bir soru sordum size. Bebeğin annesi kim? Ne bu gürültü? Sesiniz ta aşağıdan geliyor. Sinirleri bozuk biraz. Ay sinirlerim bozuk falan değil. Sadece tek bir şeyin cevabını merak ediyorum, o kadar. Neyi merak ediyorsun? Ne oluyor? Bebeğimizin annesi ben değilmişim Kahraman. Bu ne demek şimdi? Bebeğimizin annesi başka bir kadınmış. Saçmalamayı kes kızım. Nereden vardın böyle bir kanaate bilmiyorum. O bebek sizin. Anası sensin, babası Kahraman. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereden çıktı bu şimdi? Ben bugün doktoruma gittim. Hiçbir şekilde anne olamazmışım ben. O zaman bu bebek nasıl oldu? Her şeyi annem ayarlamıştı. Anne. Nasıl olacak oğlum? Birlikte gitmedik mi? Siz de oradaydınız. O çocuk sizin. Daha ne diyeyim ben? Annemi duydun. Buna inanacak mıyım yani? Ne demek istiyorsun? Annem yalan mı söylüyor? Doktorun söyledikleri ne olacak? Doktorum da mı yalan söylüyor? Ben hiçbir şekilde anne olamazmışım Kahraman. Taşıyıcı annelik dahil. Annem bizden bir şeyler gizliyor. Tamam ya. Tamam. Bu yaştan sonra yalancı da yaptın beni. Sağ ol kızım. Defne annemi duydun. Bu bir yanlış anlaşılma olmalı. Ben doktorumun dediklerini söylüyorum. Biz bu nakli yaptıralım. Kaç ay oldu? O zamanki şartlarda oluyordu demek ki. Sen niye doktora gittin?
Sorman gereken soru bu değil kahraman. Ben sadece tek bir şeyin yanıtını öğrenmek istiyorum. Bu çocuğun annesi kim? Defne yeter artık. Neyin altında ne arıyorsun, neyi duymak istiyorsun bilmiyorum ama annemin söylediği gibi bu çocuk bizim. Başka ne olabilir ki? Yoksa sen de mi şey saklıyorsun benden? İkinizin ortak planıydı değil mi bu? Defne ileri gidiyorsun. Neden yaptınız bunu? Amacınız neydi? Defne kimsenin bir şey yapmaya çalıştığı yok. Sen istediğin annem de yerine getirdi. Hepsi bu. İkiniz bir olup kandırdınız beni. İkiniz bir olup kandırdınız beni. Defne. Üzerine gitme oğlum. Sinirleri perişan. Ne dediğini bilmiyor. Sırrı sadece ikimiz biliyoruz. Kimseye bir şey demezseniz başımız ağrımaz. Beni çok zor durumda bıraktınız Kıymet Hanım. Eğer bu durum ortaya çıkarsa tüm kariyerim yerle bir olur. Çıkmayacak doktor bey. Herkes bebeği Defne'nin bilecek, anlaşıldı mı? Anladım. Aman doktor. Ola ki Defne sizi aradı. Sakın çıkmayın telefona. Ben burada gereken her şeyi yapıyorum. Ne yapıyorsun sen? Yine mi aynı şeyleri yaşamak istiyorsun? Bana yalan söylediniz kahraman. Bir şey saklıyorsunuz benden. Kimsenin senden bir şey sakladığı yok. O bebek bizim. Anla artık. Değil. Defne dinle beni. Defne dinle. Biz seninle ikimiz Kıbrıs'a gitmedik mi? O nakil yapıldı. O çocuk bizim. Kahraman. Doktorun söylediklerini söyledim sana. Neden inanmıyorsun? Çünkü çok saçma da ondan. Kim neden böyle bir şey yapmak istesin? Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Bırak beni. Nereye gidiyorsun? Yalnız kalmak istiyorum. Defne.
Alo Emine, merhaba. Defne'nin dün doktora gittiğinden haberin var mı? Evet, var. Eve geldiğinde çok kötüydü. Bebeğin annesi ben değilim diyor. Beni, annemi, hepimizi suçladı. Kahraman Bey, dün Defne hamilelik şüphesiyle gitti doktora. Hamilelik mi? Evet, hamile olduğunu düşünüyordu ama öyle değilmiş. Bu çok çocuk isteyen kadınlarda görülen bir durum. Yalancı hamilelik. Bütün belirtileri aynı oluyor. Ama aslında insanın kendi yarattığı bir durum. Anlıyorum. Kahraman Bey, o yüzden dün sinirleri çok bozuktu. Ama sonra görüştük biz. Şimdi daha iyi. Siz merak etmeyin. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Efendim Emine. Defne'ciğim, Kahraman Bey aradı. Niye? Ne diyor? Senin için çok endişelenmiş. Biraz da şüphelenmiş. Ama ben konuştum onunla. Üzme kendini canım. Artık eve git. Tamam canım, görüşürüz. Hayırdır Emine? Bir sıkıntı var galiba. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda. Bu arada sana teşekkür edemedim. Çok sağ ol. Ben yokken Mesut Bey'le ilgilendin. Şimdi de alışveriş falan. Ya olur mu öyle şey? Rica ederim. De, sen iyi olduğuna emin misin? Hani bir sıkıntın varsa söyle. Belki bir yardımın dokunur. Yok, gerçekten iyiyim ben. Defne Hanım bugün gelecek mi? Niye ki? Ya arabayı yıkatacaktım da. Hani gelir beni sorar, bulamaz. Onun için sordum. Yok, onun biraz işi var dışarıda. Oradan da evine geçer herhalde. Hey. Anne, bugün olanlarla ilgili konuşabilir miyiz biraz? Tabii. Bu dönem çok yıprandım anne. Tahminimden daha zor geçiyor her şey. Biraz ileri gittim galiba. Özür dilerim sizden. Sen üzme kendini. Ben anlıyorum seni. Arada olur böyle şeyler. Bir sorun yok değil mi? Yok. Gün olur münakaşa ederiz. Gün gelir üzeriz birbirimizi. Eninde sonunda aileyiz. Aile arasında olur böyle şeyler. Thank you.
Nedir bütün bunlar? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım oğlum. Peki Defne'nin doktoru neden Defne'ye böyle bir şey söylemiş olsun? Şimdi ne konuştuğunu bilemem. Ama oğlum o gün her şey yolunda gitti. Nakil başarıyla yapıldı. Bebeğin annesi Defne yani. Orada bir şey olmadı değil mi anne? Yani bizden bir şey saklamıyorsun. Ay neyi saklayacağım oğlum, neyi saklayacağım? Ben çok sıkıldım artık, çok sıkıldım. Karın istedi. Elif'i buldu. Hastaneyi ayarladım. Bana teşekkür edeceğinize. Anne, 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 anne. Şükran, Şükran. Ay kesin bir şey oldu. Anne, iyi misin? Ay, 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 ay. Kızlar! Anne, anne ne oldu? Eminim birden bayıldı işte. İyi misin anne? Tansiyonum düştü kızım. Ne oldu ki? Durduk yere niye düştü tansiyonu? Kızım şuradan tansiyon aletini versene. İyiyim, iyiyim. Telaş yapmayın. Telaş yapmayın kızım ya. Tamam, tut şimdi. Anne istersen bir doktora gösterelim. Yok oğlum, lüzum yok. Gayet iyiyim. Tansiyon işte. Korkuttun bizi Kıymet Hanım. Yaşlandık artık Ziya Bey. Olur böyle şeyler. Şimdi daha iyi misin anneciğim? İyiyim, iyiyim. Ya hadi siz işinize gidin, iyiyim çocuğum. Geçmiş olsun babaanneciğim. Geçmiş olsun. Ay canlarım benim, sağ olun. Ben söyleyeyim de bir Melisa çayı yapsınlar, iyi gelir. O sakladığın raporda yazıyor muydu bu tansiyon işleri? Ne raporu? Annen hastaneden aldığı raporu köşe bucak saklıyordu. Ne bana okuttu ne de Defne'ye okuttu. Bir şeyler saklıyor diye korkuyorum. Yok Ziya Beyciğim, ne saklayacağım, gayet iyiyim oğlum, iyiyim Ziya Beyciğim, iyiyim. Ha, Elif kızım, Kıymet Hanım odasında. Mutfağa in de yiyecek bir şeyler çıkar ona. Tamam Ziya Bey. Affedersiniz. Aradığınız özel bir şey var mı? Ben kardeşim için bir elbise bakıyordum. Ben size yardımcı olayım. Gelin lütfen. Abla bak bu çizmeleri diyorum. Nasıl? Çok güzel. Ne yapıyorsunuz bakayım benim güzel kızlarım? Kış sezonu için bakıyoruz anneciğim.
kararsızlık ve ben. Bence bu güzel. Peki, anne söz dinleyeyim o zaman. Nereye gidiyorsun sen? Akşam ders var anne. Ha. Ben daha üniversiteye başlayamadım. Ablam yükseğini yapıyor. Of, çok sıkıldım liseden. Ha, bir dakika bir dakika. Senin bu hafta sınavların yok muydu? Ver bakayım sen şu dergiyi. Ya anne. Önce ders, sonra alışveriş hanımefendi. Ay bu elbise çok güzel. Bakayım. Ay, çok şıkmış. Baksana bu. Ama bu senin biraz kilolu gösterebilir anne. Nasıl kilolu gösterir? Ben bir kere dal gibiyim be. Bak gülmeyin gebertirim ha. Kilo mu aldın ben biraz? Yani bir 3-5 kilo fazla mı var gibi? Yok üç, yok. 7-8 diye. Ay yok artık Canan, 50 de bari ya. Anneciğim biz seni böyle tontiş seviyoruz. Ne olacaklar, ağlayacağım şimdi. Bu yaştan sonra sıfır beden olacak halim yok herhalde. Sahneliler, muma. En çok bunu beğendiniz sanırım. Evet. Kardeşime çok yakışır bu elbise. Rengi de güzel. 160 lira. Fiyatı etiketteki gibi mi yoksa indirimi var mı? Hayır efendim. Etiketteki fiyat. Anladım. Ben biraz daha düşüneyim. Peki. Ne oldu? Çok pahalı her şey. Paran yoksa ben vereyim. Yok Halil abi, olmaz öyle. Çıkalım buradan. Adım atmak parayla bu şehirde. Artık eskisi gibi değil. Paran varsa yaşıyorsun. Yoksa vay haline. Benim bir iş bulup çalışmam lazım Halil abi. Yani yarın öbür gün her şey bittiğinde ne yapacağız biz? Nazlı hastaneden çıkıyor. Annem hapiste. Hatay'a dönelim desek Maksut belası var, dönemeyiz. Of, İstanbul'da kalsak desek paramız yok, koca şehir. Ya geleceğimi düşünmek zorundayım. Benim çalışmaktan başka şansım yok. İyi de kızım, Kahraman Bey izin verir mi buna?